Özellikle ağır işlerde çalışan abiler, yani inşaat işlerinde, demircilikle uğraşan veya kaldır bindir işleriyle, yükleriyle uğraşan abiler. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de size bir müjdesi vardır. Kendisi Tebük'ten dönerken Medine'de bir sahabesiyle karşılaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle musafa yapar, tokalaşır. O sıra sahabenin elinin nasırlı olduğunu fark eder. Kendisine bunun sebebini sorduğunda sahabe der ki: "Ya Resulallah, bunlar kürek ve çapa izleridir. Ailemin rızkını, nafakasını temin etmek için çalışıyorum." deyince Allah Resulü aleyhisselam memnun olur ve ona döner, der ki: "Bunlar, yani bu el var ya, nasır tutan, çatlayan, kanayan bu eller, ateşin temas etmeyeceği ellerdir," dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem ateşinin temas etmeyeceği ellerdir. Başka bir rivayette de Allah, dedi, böyle elleri sever. Özellikle bir programdaydık. İsmini burada zikretmeyeceğim. Belki bahsettiğim zaman da kendini anımsayacaktır. Bir programdayken ilk defa karşılaştım demir işiyle uğraşan, soğuk demir işi yapan, özür dilerim, sıcak demir işi yapan bir Müslümanın. Şu parmak uçlarımızda ne var? Tırnaklarımız var. Yapmış olduğu işten dolayı tırnaklarını böyle yitirdiğine şahit oldum. İlk defa gördüm öyle bir yer. Yani şu tırnaklar yok. Şurası yok. Küçücük böyle nokta kabiliğinde tırnakları var. Sebebi ne? Yapmış olduğu işten dolayı Allah Azze ve Celle onun ellerini böyle yapmış. Allah bu eli seviyor. Allah bu eli Resulullah'ın ifadesiyle ateşten uzak tutacaktır. Helal çalışıldığı müddetçe, haramın peşinden koşulmadığı müddetçe, şüpheliden kaçıldığı zaman o sizin utandığınız, çekindiğiniz, kimilerinin tutmaktan aman tutmayalım bize de sanki bir hastalık bulaşır diye kaçındığı eller, Resulullah'ın ifadesiyle Allah'ın sevdiği ellerdir. O yüzden kardeşlerim, alimler şu sözü söylemişler: bir mümin erkek ve bir mümin kadın ağzına giren ve ağzından çıkan şeylere dikkat edecek. Ağzına giren ve ağzından çıkan şeylere dikkat edecek. Allah Azze ve Celle hem bedenimize hem de evlatlarımızın bedenine haram lokmanın girmesini nasip etmesin.